Tarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir supla tarifim var. Tabii ki bu yapacağımız suplayı ister supla olarak kullanın, isterseniz duvar tabağı olarak kullanın ya da yaptığım yöntemle herhangi bir tepsi olabilir, vazo olabilir, herhangi böyle bir parça da yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan malzemelerimize bakacak olur isek renkli bu şekilde jütipler kullanıyorum. E, supla yapımında özellikle jütip tercih ettim. E, normalde kağıt tip de kullanabilirsiniz ama kağıt tip yıkanmaya uygun olmadığı için, yıkanmadığı için çok fazla tercih etmedim. Eğer siz duvar tabağı yapacaksınız ya da sepet yapacaksınız kağıt de kullanabilirsiniz ya da normal bu şekilde yün ipliklerde kullanabilirsiniz bu şekilde renkli şu tipe ihtiyacımız var böyle bir şu kısmı kalın olan yün iğnesine ihtiyacımız var çünkü jü tipimiz kalın ve rahat geçebilmesi için şu kısmının kalın olması lazım makasa ihtiyacımız var ve bu şekilde paraşüt ipe ihtiyacımız var. Paraşüt ipin 4 milim olanından kullanıyorum ben. Bunun 2 ve 6 milim olanları da var. 6 milim biraz daha kalın. Eğer isterseniz daha kalın olmasını istiyorsanız 6 milim olanı da yine kullanabilirsiniz. 2 milim olanını çok fazla tercih etmiyorum çünkü çok fazla ince. Siz bayağı bir oyalayacaktır. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Paraşüt ipimi sol elime aldım. Sarı ipimden de bir miktar kadar kestim. Paraşüt ipimin hemen ipimi şu şekilde üzerine getirerek bir miktar 1 santim 2 santim kadar boşluk bıraktıktan sonra dolamaya başlıyorum. Bu işlemi yaparken sıkı bir şekilde dolamaya özen gösteriyorum. Aralarda boşluk kalmaması lazım. bükülebilir yani yuvarlak hale gelebilir şekli verdikten sonra artık her ikisini de birlikte sarmaya devam ediyorum. Burada yine sıkı bir şekilde olmasına özen gösteriyorum. Şu şekilde eğilebilir hale geldiği zaman bir iki tane daha sarabilirim eğilebilir hale geldikten sonra buradaki iğnemi alt kısımdan şuradaki oluşturduğum olan dairenin içerisinden geçiriyorum. İyice sıkıştırıyorum. Elimle. Daha sonra şu ikisinin de arasından geçirerek İpimin burada gözükmemesini istiyorum bağlama yerlerinin. Tekrar sarma işlemine devam ediyorum. En fazla 10 tane sarmanızı tavsiye ederim. Tekrardan üzerine getirip buradaki dairenin içinden geçirip her ikisinin arasından iğnemi geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Yuvarlak hale birazcık getiriyorum. Bu aşamada biraz hemen hemen bağlamayı tercih ediyorum. Bakın iğnemi bu dairenin içerisinden geçirip her ikisinin ortasından iğnemi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Ve tekrar sarmaya devam ediyorum tekrardan burada bir tane daha birleştirmek istiyorum birleştiriyorum Aslında bu ipimi şu kısmından hemen arasından geçirip Tekrar sarma işlemine devam ediyorum. Bu noktada ipimiz tabii ki bitecektir. Şu kadar bir kısım bıraktıktan sonra tekrar ipimden kesiyorum. Bağlama işlemini yaparken yine aynı şekilde ipimi buraya koyuyorum ve tekrar bu iki ipi de saracak şekilde üzerinden sarıyorum. Ve tekrar birleştiriyorum. Ve buradaki dairenin içerisinden geçirip her ikisinin de iyi sıkı bir şekilde yapıyorum bu kısmı her ikisinin de arasından ipimi geçirip bunu tıl, e, bunu iğne ile de yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz tekrardan devam ediyorum tekrar bu şekilde ortasını sarı olarak yapıyorum Jü tip olduğu için bakın bayağı bir dökülme yaşıyorsunuz bunu ya bir masanın üzerinde ya da işlem yaparken böyle e, ön kısmınıza herhangi bir bez serip onun üzerinde yaparsanız bu üzerinize tozlar gelmeyecektir. Bu jü tip olduğu için bunlar dökülüyor. Tüylü bir ip çünkü. Yaptıktan sonra dökülme olmayacaktır. Şimdi burada artık orta kısmını bitirdik. Yine e, bağlama işlemini yaparken bir alt sıradan iğnemi geçiriyorum. Her ikisinin de arasından ipimi geçirip sıkı bir şekilde sarmaya devam ediyorum. İstediğimiz kadar ortasını sarı olarak bu şekilde yapıyoruz. Hep bir alt sıradaki ile birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi bundan sonra ikinci renk ipime geçiyorum. Bunun için yine ipimden belli bir miktar kestim. Şimdi dolama işlemini bu sefer bu renkle yapıyorum. Bu ipimi de bırakmıyorum. Bakın iğnem hala takılı. 10 tane sarıyorum. 10 tane sardıktan sonra bu ipimle birleştirmemi yapmayacağım. İçeride götürdüğüm sarı ipimle birleştirmemi yapıyorum. Yalnız birleştirme işlemini yaparken farklı bir şekilde birleştireceğiz şimdi. Yine alttan alt sıradakinden bakın bir alt sıradakinden iğnemi çıkartıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Tekrar elimle sol elimle tutuyorum aynı yerden tekrar iğnemi geçiriyorum. Elimle güzelce şekil veriyorum. Sonra üstten ipimi getirip arasından geçirip şuradaki her iki ipin her iki jüt ipin arasından geçiriyorum. Ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Tekrar sarı ipimi sol elime alıyorum ve e, saman rengi ipimle tekrar sarma işlemine devam ediyorum yine 10 tane sarıyorum sardıktan sonra şu, e, bu sol elime bu ipimi alıyorum tekrar sarı ipimle birleştirmemi yapacağım bunun için alt sıradakinden iğnemi geçiriyorum sıkı bir şekilde Sol elimle tutuyorum, içine tekrar gitmemesi lazım. Aynı yerden tekrar iğnemi geçiriyorum. Burada bir tane ilmeğim var. Elimle de düzeltiyorum ve tekrar yukarıdan getirdiğim ipimi içinden ve şuradaki ara kısımdan geçirerek birleştirmemi tamamlıyorum. bu şekilde birleştirdik. Şimdi orta kısmını 4 parçaya böldüğümüzü düşünün. 4 parçanın yarısını sarıyla birleştireceğim. Yarısını da saman rengiyle birleştireceğim. Bunun için tam ortaya şuraya kadar bir tane daha sarabiliriz. Hemen yine sarıyorum. Tekrar sarı ipimi aldım içinden geçirdim. Elimle tutuyorum. Aynı yerden ipimi geçirdim. Üstten ipimi getirip hepsinin içinden geçiriyorum. Elimle de sıkıştırıyorum. Şunun uzunluğunu alt tarafı kapsayacak şekilde yani tamamını kapsayacak şekilde yapmıyorum. Bu şekilde ipimi sıkıştırdım. Şimdi artık sarıyla birleştirmemiz bitti. Tekrar saman rengine geçiyorum. Ve tekrar sarmaya devam ediyorum. 10 tane sardım. Buraya getirdim. İğnemi yine bu alttakinden geçiriyorum. Bu sefer bu ipimi iğnemin içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu ipimle birleştirme işlemini yapacağım. Şu şekilde getiriyorum. Aynı yerden üstten ipimi arasından geçirerek birleştirmemi yapıyorum. Bakın 3 tane sarıyla birleştirmiştim. Şimdi aynı şekilde bu renkle birleştiriyorum. 3 sarı, 3 bundan e, samar rengi, tekrar 3 sarı, tekrardan 3 tane bundan olarak bu sırayı tamamlıyorum. İlk sıramızı geldik. Bundan sonra hep sarma işlemini bu renkle yapacağım. Bazı kısımlarını sarı, bazı kısımlarını da bu renkle birleştirme işlemini yapacağım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yarısını sarı ile birleştireceğim. Yarısını da samar rengi ile birleştireceğim. Hemen devam edelim. Şimdi burada artık sarı ile birleştirme yerine geldim. Hemen yine sarmaya devam ediyorum. tam buradaki kısmın üzerine gelecek şekilde sarma işlemini yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra sarı ile birleştirdiğim için alt zemini üst zeminde yine sarı ile birleştireceğim. Hemen iğnemizi alıyorum. Bu sefer alttaki birleştirdiğim şu dairenin içerisinden iğnemi çıkartıyorum. sarı ipimle çıkarttım. Yine aynı şekilde sol elimle tutarak aynı dairenin içerisinden yine iğnemi geçiriyorum. Yine bakın burada şöyle bir ilmeğimiz oluştu. Bu ilmeğin boyutunu ayarlıyorum ve tepesinden getirdiğim ipi içinden geçiriyorum. Bu şekilde sarıyla birleştirmiş olduk sarı ipimi tekrar sol elime alıp diğer renk ipimle sarmaya devam ediyorum. Şimdi aradaki mesafemiz eğer 10 taneden fazla ise hemen devam ediyorum. Şu an 10 taneden fazla. Bakın aradaki kızım çok fazla. O yüzden yarısına kadar geldim. Tekrar sarı ipimi aldım. Yine alttaki sıradan iğnemi geçiriyorum. Tekrar sol elimle tutup aynı yerden ipimi geçiriyorum. Yukarıdan ipimi getirip bu kısmın içerisinden geçiriyorum. Eğer fazla büyük bırakırsanız buradaki ipinizle şu boyunu, şu kısmının boyunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Tekrar sol elimi alıp sarmaya devam ediyorum. Tekrar sarının, sarı birleştirmenin üzerine geldim. Yine sarı ipimi aldım. Buradaki şu kısmın içinden geçirip sıkıştırıyorum. Sol elimle böyle bir ilmek yapıyorum. Eğer bu yamuk falan olur ise elinizle hafifçe düzelt. Tekrar bu dairenin içinden geçiriyorum. Ve ipimi sıkıca çekiyorum. Şimdi sarımızı yaptık. Artık saman rengimize geldiğimizde Yine bir tane sarı yapacağım. Yani kaydıracağım. Bu tarafa doğru kaydırıyorum. Hemen buraya bir tane sarıyla bağlıyorum. Hemen sol elimi alıyorum tekrar ve tekrar şu tipimle devam ediyorum. Şimdi ilk başta bu birleştirmelerimizin arasından birer tane daha çıkartmıştık. Yine bunların da üzerine gelecek şekilde bağlamamızı yapmamız lazım. Her seferinde bir tane kaydırarak ilerleyeceğim. Şimdi bu rengi elime, elime aldım. Bu renkle birleştirmemi yapıyorum. Tam ortasından çıkartmaya önem gösteriyorum. Yani aynı yerden iğnemi geçirerek ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Bir sıra kadar gittim bu şekilde kaydırarak gidiyoruz. Şurada bakın sarıya geçmiştim. Şimdi tekrar burada saman rengi olanın üzerine yine bir tane daha sarı kaydırma yaparak sarıyla bağlıyorum. Ve tekrar bundan sonra gri ile bağlayacağım. Her seferinde sol tarafa doğru bir tane kaydırıyorum. Yani sarıyı kaydırdım. Şimdi saman rengini sarının üstüne getireceğim. Burada tekrar sarıyı buraya getireceğim. Burada saman rengini tekrar sarının üstüne getireceğim. Her seferinde bir tane sola doğru kaydırarak ilerlemeye devam edeceğim. 32 santim ya da normalde suplaların e, çapı 34 santim oluyor. 34 santim ben 32 santim olarak yaptım. E, 32 santim olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Eğer siz supla değil de e, duvara asmak için bir tabak haline vermek istiyorsanız o zaman da e, hafifçe eğim vermeniz lazım tabağınıza. İstediğiniz noktadan itibaren eğim verebilirsiniz. Bunun için de bağlama işlemini yaparken hafif şöyle üzerine getirecek şekilde yapıyoruz. Normalde yanından bağlıyorum ben bunu bu şekilde. Ama hafif eğim vermek isterseniz bu şekilde gelerek bu kısımda bağlama işlemini yapmanız lazım. Her seferinde öne, öne, öne getirerek ne yapıyoruz? Bu şekilde tabak formunu veriyoruz. Ben şimdi diğer kısımlarını da gelip 32 santim olana kadar aynı işlemi devam edeceğim. Çapı 32 santim olana kadar yaptım. Siz isterseniz biraz daha büyük 34 santim yapabilirsiniz. Ee, sarma işlemini sadece saman rengimle yaptım. Birleştirmelerimi ise hem sarı hem de saman rengiyle. Bir tane, bir tane kaydırarak bakın böyle bir spiral şeklini vermiş oldum. Şimdi en son bitirme işlemine sıra geldi. Bunu yaparken de e, paraşüt ipimizi kesiyorum. Şuradan kesiyorum. Paraşüt ipimizi kestikten sonra bu şekilde kalınca bırakmak yerine bir kısmını daha azaltıyorum. Sıra geldi bitimine. Artık bitirirken sarma işlemini bu sefer alttaki sıradaki ile birlikte alarak yapıyorum. Her ikisine de birlikte sarıyorum. Bakın bu şekilde alttaki sırayla birlikte sarıyorum. Yan yana getiriyorum. Arada boşluk bırakmamaya özen gösteriyorum. Paraşüt ipim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sarma işlemini bitirdikten sonra arka tarafından birkaç tane yerden geçiriyorum. Ve ipi bu şekilde kaybedeceğim. Suplamızı bitirdik. Birleşim yeri bu şekilde. Bu haliyle de kullanabilirsiniz suplu olarak. Eğer tabak yapmak istiyorsanız yine arkasına hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Aslında arkası da kötü durmuyor. Bu haliyle de yine kullanılabilir. Ama ben bu ön tarafını bu şekilde kullanacağım için arka tarafını farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Bunun için ben rüt kumaş kullanacağım. Hemen isterseniz bunu nasıl yaptığıma geçelim suplamı jüt kumaşımın üzerine koydum. Bu şekilde renkli iğne, iplik, dikiş iğnesi ile kenarlarından ölçümü alıyorum. Kenarlarından bir parmak kalınlığında dikiş payı bırakarak kesiyorum. Sarı jüt ipimle bu çizdiğim bu kısımdan şu şekilde içe katlayarak normal dikiyorum. Bütün her tarafını bu şekilde geliyorum. Arka tarafına kumaş yapıştırıcısını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Özellikle kenar kısımlarına daha dikkatli bir şekilde her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve jüt kumaşımızı üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra üzerine bir ağırlık, bir şey koyarak bu ikisinin birbirine daha fazla yapışmasını sağlamamız lazım suplalarımız bitti Ben iki tane olarak yaptım İkisini de biraz birbirinden farklı yaptım Bu dört tane renk olarak gidiyor bakın spiral şeklinde İkisi sarı ikisi de saman rengi olarak arka tarafı yine aynı şekilde gayet hoş oldu diğerine de ikili spiral yaptım yani e, ilkini dört tane Spiral şeklinde yapmıştım. Bunu iki tane renkli spiral şeklinde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.